Gamers 2023 bu gece 3'te başladı, sabah 7 gibi de bitti. Toplamda 30 kategoride oyunlar ödüllerini aldı, yepyeni oyunlar duyuruldu. Ben de bu etkinlikle ilgili 2 tane video hazırladım. Şu an izlediğiniz video dün Gamers izleyemeyen arkadaşlar için hazırladım. Hangi oyunların hangi ödülleri kazandıklarını konuşacağımız video olacak. Yarınki videoda ise 2024-2025 yılı içerisinde gelecek olan, aynı zamanda Gamers'ta da duyurulan toplamda 89 tane oyundan bahsedeceğim bir videoyla karşınızda olacağım. Kategorilere geçelim. En iyi aile oyunu kategorisinin kazananı beklendi üzere Super Mario Bros. Oldu. Ben de oyumu kendisine vermiştim. Adaylar arasında da genel kitleye hitap eden görsel şölen ve oynanış dinamiği anlamında en başarılı oyun da bu oyundu. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Nintendo 40 yıldır Mario yapıyor. Ve 40 yıldır gerek 2D platform tarafında gerek 3D oynanışla buluşturdukları oyunlarda her zaman üstüne bir şey koymayı başarabiliyorlar. Ve cidden 40 yıllık bir serüvende aynı IP üzerinde kolay bir iş değil bu. O yüzden Nintendo'yu özellikle bu konuda takdir etmemiz gerekiyor. Erişilebilirlikte inovasyon kategorisinin kazananı Forza Motorsport oldu. Aslında burada Diablo 4 veya Marvel Spider-Man 2 kazanır diye tahmin ediyordum. Diablo deme nedenim ise şu: bu adamlar bu konuda ilginç bir şey yaptı. Kan bağışına katkıda bulunulması için oyunda bir kan barı limiti açmışlardı ve gerçek kan bağışları yapıldıkça o bar dolmaya başlıyordu. Bu şekilde oyuncular oyunda ödül kazanırken kan ihtiyacı olan hastalara da destek veriyordu Diablo ekibi. Bu bence çok büyük bir inovasyondu. Marvel Spider-Man 2'de ise oyunda önemli bir karakter beden dili kullanıyordu. Konuşma engeli vardı ve bu hoş bir mesajdı. Orada bu konuda ne yaptı bilmiyorum çünkü oynadığım bir tür değil yarış veya simülasyon oyunları. Takip olmadım bu konunun. Hani şunu yaptı, ödülü bu yüzden kazandı diye bir bilginiz varsa yorumlarda beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. En iyi espor oyunu Valorant seçildi ve ben bunu tahmin ediyordum çünkü şu an gördüğüm kadarıyla Valorant espor tarafında LoL'ü bile gerisinde bırakıyor artık. Ama benim çok uzak olduğum bir tür espor ve espor oyunları. En iyi performans ödülünü Baldur's Gate 3'te genç kızların sevgilisi Asteria'nı canlandıran Nell Newborn kazandı. Zaten adaylar arasında kazanma yüzdesi en yüksek aday da kendisiydi. Ben bekliyordum kazanacağını. Çok başarılı bir performans sergilemişti. Ha kesinlikle haklarını yemeyeyim, diğer adaylar da çok iyilerdi. Ama Asteria'nın sonuçları çok farklı noktalara kapağı açan bir rol yapma oyununun ana karakterlerinden biri. Onu çizgisel bir noktadan öte aynı olayı 1001 farklı sonuça karşılaşmışsın gibi sürekli farklı farklı ele alarak canlandırman gerekiyor. Ki bu oyunun her santimetre karesine işleyen bir durum bu. O yüzden Neil Nimbo'nun işi diğer adaylara göre çok daha zordu ve başarıyla kalkabildi bunun altından. Best Narrative yani en iyi hikaye sunumu ödülü Alan Wake 2'ye gitti ki bu tartışmaya tamamen kapalı bir konu bence. Alan Wake 2 oyun dünyasının görüp görebileceği en iyi hikaye anlatımlarından biriyle, en iyi hikaye sunumlarından biriyle karşı karşıya bıraktı oyuncuları. Yani Sam Lake ve ekibi gerçekten enfes bir iş çıkarmıştı. Hala da söylüyorum, benim için yılın en başarılı oyunuydu birçok konuda. Burada da oyumu kendisine vermiştim zaten, ödül de kazandı. Bir oyun firmasının çıkardığı ilk en iyi indie oyun ödülünü Cocoon kazandı. Bu debut indie dediğimiz kategori şu oluyor: bir firma düşün abi, daha önce hiçbir oyun çıkarmamış, ilk defa oyun çıkarıyor ve bu indie bir oyun oluyor. Ve dediğim gibi Cocoon kazandı bu kategoriyi. Açıkçası ben kendisini oynamadım, o yüzden çok bir fikir sahibi değilim yani, çok konuşamayacağım onunla ilgili. Adaylar arasında Pizza Tower'ı çok severek oynamıştım, bayağı eğlenceliydi. Ödülü kazandığını gördükten sonra Cocoon'a biraz baktım ve gerçekten çok kaliteli iş çıkmış ortaya. Fırsat bulunca da oynamak istiyorum. En iyi aksiyon oyunu ödülünü hiç beklemediğim bir şekilde Armored Core 6 aldı. Ben burada oyumu Hi-Fi Rush'tan yana kullanmıştım. Gerçekten aksiyon tarafında ritmi tamamen ikinci planda tutup Hack'ın Slash unsurlarını birinci plana atmasıyla enfes bir aksiyon deneyimi yaşamamı sağlamıştı oyun. Diğer adaylara baktığımda Dead Island fena değildi bu konuda. Ghost Runner zaten kazanamazdı. Remnant 2 iyiydi. Bak Armored Core 6 da başarılıydı, kötü değildi ama Hi-Fi Rush almalıydı buraya abi. Ben yani bu konuda netim. En iyi sanat yönetmenliği ödülünü Alan Wake 2 kazandı. Ben de oyumu kendisine vermiştim. Çünkü oyun sunum kalitesinin yanında harika bir sanat tasarımı da barındırıyordu. Oyunda gördüğümüz her şey ince elenmiş, sık dokunmuş, detaylandırılmış ve öyle karşımıza çıkarılmıştı. En iyi ses dizayn kategorisindeki adayım vardı. Biri Alan Wake 2, öbürü de Hi-Fi Rush'tı. Ödülü Hi-Fi Rush kazandı. Sonuna kadar da hak ediyordu. Sonuçta oynanış için bunu birinci planda tutmamış olsa da ritim oyunun çok büyük bir bölümünü kapsıyordu. Ve oyunda gerek aksiyona girerken, gerek adım atarken, gerek parkur ya da platformları aşarken her an çok eğlenceli ve ritme uygun ses dizaynı oluşturulmuştu oyun için. Ve buradaki başarı Hi-Fi Rush'ı bu kategori için en büyük adaylardan biri yapıyordu. Ödülü de hak ederek kazandılar. En dokunaklı, en iyi mesaj veren oyun ödülü Touchy'ye gitti. Ben de oyumu kendisine vermiştim çünkü mesaj vermekle de bırakmayıp bunun yanı sıra oynanış tarafıyla da çokça zengin bir oyundu Touchy. Oyunda gördüğümüz canlı ya da cansız her şeye dönüşebiliyorduk oğlum oyunda. İster kuş olup uçabiliyorsun, ister kaplumbağa olabiliyorsun, ister top olup sekebiliyorsun. Onun dışında sanat tasarım falan da çok iyiydi. Bayağı eğlendirmişti oyun beni. En iyi müze sahip oyun kategorisinin kazananı bir tık şaşırttı beni. Adaylara baktığında Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush gibi bu konuda muazzam müziklere sahip oyunlar var. Ama bunların arasından Cyril Final Fantasy 16 aldı ödülü. Ha bu arada Final Fantasy'nin müzikleri de kesinlikle güzeldi. Kötü müzikleri yoktu. Hatta yılın çokça sevdiğim oyunlarından biridir de kendisi. Ama müzik kategorisi için rakiplerine baktığımızda çok daha iyi müziklere sahip oyunlar gören tek kişi ben değilimdir bence. Tekrar söylüyorum, Final Fantasy 16
altında müzikleri kötü değildi ama çok daha iyi müziklere sahip rakiplerinin arasından sıyrıldı ve ödülü aldı. En iyi bağımsız oyun Sea of Stars seçildi. Kendisi bu yıl oynadığım en iyi indie oyundu bu arada. Ben de oyunu kendisine vermiştim zaten. Baldur's Gate 3 sonrası aşağı olduğum sıra tabanlı aksiyon sistemine Sea of Stars'ta çok daha farklı yorumlar katıldığını görmüştüm. Reflekse dayalı mekanikleriyle seni sürekli ayakta tutan tamamen lineer bir oyundu. Müzikleri, tasarımı, oynanışı, karakterleri vesaire bayağı hoşuma gitmişti. Hak ederek kazandıklarını düşünüyorum. En iyi topluluğa sahip oyun ödülünü Baldur's Gate 3 aldı. En iyi dövüş oyunu ödülünü Street Fighter 6 aldı. Ben de oyunu kendisine vermiştim. Bu yılın başlarında kapalı betasına katılmış ve büyük keyif almıştım. Bir de ben bu türden uzun zamandır uzaklaşmış bir oyuncu olmama rağmen büyük keyif aldım ha. En son Top PlayStation 1'de Plus Alpha versiyonlarını oynuyordum la Street Fighter'ın. Dediğim gibi kapalı betada türe kattığı birçok yeniliği deneyimlim şey eğlenmiştim. Hak ederek kazandığını da düşünüyorum. Gelecek yılın en beklenen oyun ödülü Final Fantasy 7 Rebirth'e gitti. Ben de kendisine vermiştim oyumu ve zaten iki adayım vardı bu kategoride. Ya Final Fantasy 7 Rebirth ya da Hades'i alır diyordum. Final Fantasy 7 Rebirth hem oynanış fragmanlarıyla hem sinematikleriyle çok büyük şeyler gösterdi. İnsanların da 2024'ün en büyük oyunlarından biri olacağı beklentisiyle beklemesi çok normal. En iyi uyarlama ödülünü The Last of Us dizisi kazandı. Diğer adaylarına nazaran çok daha güçlü bir adaydı zaten. Devamlılığını en iyi sürdüren oyun kategorisinin kazananı beklediğim gibi Cyberpunk 2077 oldu. Adamlar yok Phantom Liberty DLC'sidir, yok 2.0 güncellemesidir, yok hemen üstüne 2.1 güncellemesidir derken yepyeni bir oyuna dönüştürdüler oğlum Cyberpunk'ı. Bak bu oyun 2020'de yani çıktığı zaman şu anki en sonki haliyle çıkış yapsaydı Game of the Year'da The Last of Us Part 2 ile kafa kafaya yarışırdı bence. En iyi aksiyon macera oyunu ödülü The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'a gitti. Adaylar arasında kategorinin hakkını veren 3 oyun vardı zaten. Marvel Spider-Man 2, Star Wars Jedi Survivor ya da Zelda. Zelda rakiplerini egal etme nedeni de şu: çok daha geniş, çok daha yaratıcı ve zengin keşif unsurlarıyla daha ön plana çıkıyordu. Yaratıcılığın sınırı yoktu oyunda yani. Diğer oyunlara nazaran gerçekten çok daha büyük bir oyundu bu konuda. En iyi rol yapma oyunu ödülü tüm dünyanın beklediği gibi Baldur's Gate 3'ün oldu. Zaten aksini kimse kabul edemezdi. En iyi strateji ve simülasyon oyunu ödülü Pikmin 4'e gitti. En iyi spor ve yarış oyunu ödülü Forza Motorsport'un oldu. En iyi çok oyunculu oyun ödülünü Baldur's Gate 3 kazandı. Ben de oyunu kendisine vermiştim. Aslında adaylara baktığımızda kategorinin neredeyse tüm adayları bu konuda başarılı olan oyunlar. Ama Baldur's Gate 3'ü bu noktada daha farklı bir yere taşıyan önemli bir olay var. Arkadaşlarımızla yuvarlak masalarda ya da Discord sunucularında oynadığımız o D&D kavramını eğer Baldur's Gate 3'ü co-op oynarsak birebir bir şekilde sanal ortama aktarabiliyoruz. Bu yapısıyla da co-op tarafından en zevk aldığım oyun oldu Baldur's Gate 3. Hak ederek kazandığını düşünüyorum. En iyi oyun yönetmenliği ödülü Alan Wake 2'ye gitti ki olması gereken tam olarak buydu. Her fırsatta söylüyorum, çok iyi bir hikayeye sahip olman ya da çok iyi bir oynanışa sahip olman seni el üstünde tutulan bir oyun yapamaz her zaman. Tamam bak, hikayen çok çok iyidir ama bunu iyi sunabildin mi? İyi anlatabildin mi? Güzel müziklerle, sağlam kamera açılarıyla, etkileyici geçişler ve renk efektleriyle, atmosferle oyuncuya aktarabildin mi? Demek istediğim, aklınıza oyunu oyun yapan hangi dinamik, hangi mekanik ya da hangi zıbık geliyorsa artık tüm bunları panoya iyi işleyebilmen önemli abi. İşte Alan Wake 2 bu konuda yılın en başarılı oyunuydu ve ödülü de avuçladı. Son kategori olan Game of the Year yani 2023 yılının en iyi oyunu. Zelda diyen çok büyük bir topluluk vardı. Alan Wake 2 kesin alır diyenler vardı. Baldur's Gate 3 varken kimsenin şansı yok diyenler vardı. Bana sorarsanız bu 3 oyunda dibine kadar hak ediyordu ödülü. Hatta ben oy verirken demiştim ki gönlüm Alan Wake 2'den yana ama kesin Baldur's Gate 3 kazanacak. Ha bu benim için demek değildi ki Baldur's Gate 3 kazansa Alan Wake 2'nin hakkı yenecek. Kesinlikle öyle bir şey yok. Dibine kadar da hak ederek kazanacaktı Baldur's Gate 3. Benim için bu konuda Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 eşit başarı eşiğindeki oyunlardı. Baldur's Gate 3'ü bazı noktalarda daha üste taşıyabilirdim. Öldü bitti denilen bir tür kimsenin şu dönemde şu ekonomide cesaret edemeyeceği bir şekilde tutup ayağa kaldırması. Bu şekilde bize oynatması. RPG oyun türünde çığır açması. Ve en büyük olaylardan biri şahsen beni nefret ettiğim o sıra tabanlı aksiyon sisteminin müptelası haline getirmesi ki birçok oyuncu bunu yaşadı. Ben tüm bunları düşündüm ve bu yıl gerçekten Larian Studio'nun Baldur's Gate 3'le birlikte bu ödülü kazanması gerektiği kanaatine varıp oyumu Baldur's Gate 3'e verdim. Ve 2023 gibi dolu dolu nefes aldırmadan her saniye yeni bir oyunla karşılaştığımız bu yılın kazananı cesaret eden oldu. İmkansız diye bir şey olmadığını bizlere gösteren oldu. Larian Studio'sunun göz bebeği olan Baldur's Gate 3 Game of the Year ödülünü, yılın en iyi oyunu ödülünü aldı. 2023 yılı gerçekten muazzam bir yıldı ya. Şu an konuşurken bile vallahi tüylerim diken diken oluyor. O kadar iyi, o kadar başarılı oyunlar oynadım ki bu yıl. Tabii kötü oyunlar da oynadım ama hepsinin yeri ayrıydı. İyisi de kötüsü de. İşin böyle özüne baktığımda her anı kalite kokan bir oyun yılıydı benim için. 2023 yılında bana böylesine dolu dolu bir oyun yılı yaşattığı için teşekkür ederken sizlere de bu yıl tüm incelediğim oyunlar olsun, çıkardığım içerikler olsun, içeriklerime sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama bu değil ki 2023 bizim için bitti. Hayır, daha birçok içerik gelecek. Yarın 2024 ve 2025 yılında gelecek 80 küsur oyun videosunda görüşmek üzere. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Sizin bu kategoriler arasında bence bu kazanmalıydı, şu kazanmalıydı
kazanılmamalıydı dediğiniz oyunlar varsa yazın yorumlara. Hepsini okuyorum biliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.